Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir EAFC 25 deney videosuna, kariyere hepiniz hoş geldiniz. Bom direk oynaklarımız geldi gençler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Türk takımlarımız 3 büyükler Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar çektik. 3 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA Kupası'nda ne yapar çektik. Bugün de sizlerle Trabzonspor'da ekledim. 4 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gençler ne yapar diye UEFA Konferans Ligi'nde onu çekeceğiz. Artık Şampiyonlar Ligi'yle UEFA Kupası'nı bir Türk takımımız kazanamadı. UEFA Konferans Ligi'ni bari bir tane Türk takımımız kazansın diyeceğiz gençler. Daha fazla süper beğeni patlaması yapmayın. 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da videoyu izlemeden sizce UEFA Konferans Ligi'ni kim kazanacak yazın yorumlara. Ve kariyer deneyimiz başlasın ki. Gençler, Konferans Ligi başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi Ekim'de başlayacak. Bakıyoruz şöyle bir kimler var. Abi takımları bile tanımıyoruz. Galatasaray SCR ile oynayacak. Trabzonspor Ham'la oynuyor. Beşiktaş SDR ile oynuyor gençler. Takımları bile tanımıyoruz. O kadar dandik birlik ki. Evet, oradan sonra Fenerbahçe APO ile oynuyor gençler. Burada bakalım görmüş olduğunuz gibi Chelsea var la burada. APOEL FC ile oynayacak gençler. Arkadaşlar göze çarpan Chelsea var. Görmüş olduğunuz gibi Chelsea, Fiorentina, güçlü bir iki Kopenhag'ın güçlü birkaç tane takım var. Trabzonspor falan, maçlarımız bu şekilde olacak. Ekim'i bir simüle edelim bakalım. Gençler, Ekim'i bitirdik. Bakalım Konferans Ligi'nde takımlarımız ne yaptı? Hemen sizlerle şöyle UEFA Konferans Ligi diyoruz. İkişer maç oynanmış gençler. Chelsea 6 puan, Galatasaray 6 puan, Trabzonspor 6 puan, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 4 puan. Yani Konferans Ligi'ne takımlarımız güzel başlamışlar. Galatasaray 2-1 yemiş, Trabzonspor 2-0 yenmiş. Chelsea 4-0 yenmiş görmüş olduğunuz gibi. Fenerbahçe 3-1 yenmiş. Trabzonspor deplasmanda yine 3-2 yenmiş. Yani güzel. Beşiktaş deplasmanda 3-0 yenmiş. Ham'la Fenerbahçe 3-3 berabere kalmış. Vay arkadaş, deplasmanda. Yani güzel başlamışız Konferans Ligi'ne. Belki playoff'a bile kalmayacak takımlarımız. Haydi bakalım. O zaman Kasım'la devam ediyoruz. Zor maç var mı diye bakalım şöyle bir Kasım'da. Evet, Kopenhag Galatasaray var. Oy oy oy. Chelsea Beşiktaş var. Bu bayağı ağır bir maç. Sonra Fenerbahçe'ninkiler kolay. Beşiktaş Gil, o da kolay. Trabzonspor Chelsea var. Galatasaray Will, yani biraz birkaç zor maç var. Hadi bakalım. Kasım da geride kaldı. Bakalım. Artık dörder maç olacak herhalde. UEFA Konferansı gidiyoruz. Lider Chelsea ve Galatasaray. İkisi de 4'te 4 yapmış gençler. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel ilerliyoruz. Chelsea 12, Galatasaray 12, Fenerbahçe 8 puanda, Beşiktaş 7 puanda ve Trabzonspor 6 puanda. Ne oluyor biraderim be? Tabii onlar Chelsea ile oynadı. Evet gençler, Galatasaray Kopenhag'ı 2-1 yenmiş. Hearts Trabzon'u 1-0 yenmiş. Chelsea Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş. Fenerbahçe 3-0 kazanmış. 1-1 kalmış Fenerbahçe sonra yine. Arkadaşlar Beşiktaş Gili 2-1 yenmiş. Chelsea Trabzon'u 4-1 yenmiş. Chelsea iyi gidiyor. Bakalım Kasım'da. Kasım'da maç yok. Aralık'ta gençler Fenerbahçe var. Galatasaray Trabzonspor. Oha, birbirleriyle de oynayabiliyorlar. Evet, Aralık'ta iki Türk takımımız birbiriyle oynuyor. Beşiktaş APO ile oynayacak. ALT Chelsea Fenerbahçe var. Oy 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 oy. Hadi bakalım gençler, Aralık sonunda neler olacak hep birlikte görelim. Ve gençler, yılbaşı geldi. 31 Aralık 2024'teyiz. Ve bakalım UEFA Konferans Ligi'nde neler oldu. İnşallah bütün takımlarımız uçmuştur diyeceğiz. Haydi bismillah diyoruz. Galatasaray 6'da 6. Oha. Galatasaray 6'da 6 yapmış gençler. Ve Galatasaray görmüş olduğunuz gibi 18 puanla birinci bitiriyor Konferans Ligi'ni.
Chelsea 3. olmuş, Fenerbahçe 6. olmuş. Onlar da direkt gruptan çıktı, playoff'a kalmadı. Sonra Trabzonspor ve Beşiktaş 13-14. Onlar playoff oynayacak gençler. Elenen takımlarda görmüş olduğunuz gibi Jagiellonia, Panathinaikos, Legia Warszawa, Rapid, Guys, Hajduk Split, Apoel, Hamkam Futbol, Hamari Willem de elenmiş. Oradan gençler bakalım, Fenerbahçe 4-2 yenmiş. Galatasaray Trabzon'u 3-2 yenmiş. Beşiktaş 2-2 berabere kalmış. Trabzon sonra 3-1 yenmiş. Galatasaray deplasmanda 2-1 yenmiş. Fenerbahçe evinde Chelsea'yi 1-0 yenmiş. Helal olsun be. Ve arkadaşlar artık hep birlikte bakalım playoff'ta neler olacak. Gençler playoff'ta Trabzonspor LASK'la eşleşmiş. Ve Beşiktaş'ta Stade Reims'le eşleşmiş. Yani ikisinin de yenebileceği takımlar görmüş olduğunuz gibi. Lan yanlış atladık. Vicente Dinamo, Helsinki Hearts, Circle Brugge, Austria Wien. Yani öyle çok da güçlü bir takım yok. Bir Kopenhag'ın vardı. O da denk gelmemiş. Hadi bakalım Trabzonspor, Beşiktaş bastırın diyeceğiz gençler. İnşallah ikisi de tur atlarlar. Hazır mıyız gençler? 3-2-1 boom! Playoff'larda toplam skor 3-3. Trabzon penaltılarla 7-6 kazandı. Trabzonspor penaltılarla tur atlamış. Beşiktaş da toplam skorla 4-3 tur atlamış gençler. Bakalım son 16'da kimler kimlerle eşleşti. Hocam lütfen Türk takımlar birbiriyle eşleşmesin diyeceğiz. Haydi bakalım. Trabzonspor Chelsea. Oha. Gençler Trabzonspor Chelsea, Kopenhag Fenerbahçe, Avusturya Wien Fiorentina, Hibernian Real Betis, Helsinki Gent, Beşiktaş, Molde, Dinamo Galatasaray. En rahat kurayı Galatasaray çekmiş. Beşiktaş'ınki de kolay. Fenerbahçe ile özellikle Trabzonspor çok zorlanacak. Bakalım gençler, İnşallah 4 takımımız da çeyrek finale kalır. Bastırın beyler diyeceğiz. Arkadaşlar geliyor. Son 16 geliyor. Haydi bakalım. Son 16'da Chelsea gençler 5-2 Trabzonspor'u elemiş. Vay arkadaş be. Fenerbahçe Kopenhag'ını elemiş 5-4. Oy oy oy, kafa kafaya bir maçtı. Fenerbahçe Kopenhag'ını 5-4 elemiş. Fiorentina 4-2 tur atlamış. Real Betis 4-2 tur atlamış. Gent Helsinki Gent penaltılarla kazanmış. Beşiktaş Molde yenilmiş. Gençler Dinamo 1948 diye tanınmamış dandik bir takım Galatasaray. Ya bırak be. Yorumlara herkes bırak, iyi mal mısın yazsın gençler. Böyle bir şey olamaz ya. Beşiktaş 5-1 elemiş Molde'yi. Galatasaray Dinamo diye dandik bir takıma 3-2 elenmiş gençler toplamda. Bakalım çeyrek finalde kimler kimlerle eşleşmiş. Haydi oğlum. Real Betis Chelsea, vay 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 vay. Fenerbahçe Fiorentina, zor bir eşleşme. Dinamo Beşiktaş, Beşiktaş inşallah intikamımızı alacak gençler. Ve Gent de Cluj'la eşleşmiş gençler. Haydi bakalım, bastır Fenerbahçe Beşiktaş diyeceğiz. Bakalım neler olacak. Gençler, Nisan sonuna geldik. Patladı hocam diyoruz. Chelsea Real Betis penaltılarla 4-3 elemiş Chelsea'yi. Fenerbahçe Fiorentina'yı 4-2 elemiş, helal olsun diyoruz. Beşiktaş Dinamo'yu 6-4 elemiş, helal olsun diyoruz. Beşiktaş'a Galatasaray intikamını aldı. Gent de Cluj'u 3-2 elemiş gençler. Hocam lütfen Fenerbahçe Beşiktaş eşleşmesin. Yarı final geliyor. Haydi hocam. Oy. Beşiktaş yine en zor kurayı çekmiş. Real Betis, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gent'le eşleşmiş gençler. Oha! İnşallah bir Fenerbahçe-Beşiktaş finali görür müyüz be? Çok tatlı olurdu. Arkadaşlar haydi bakalım. Yarı finaller de oynansın. Bakalım Türkiye finali görebilecek miyiz? Artık yarı final sonuçları belli oldu. Gönder reis diyoruz gençler. Ay 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 ay. Real Betis Beşiktaş'ı 4-2 elemiş arkadaşlar. Fenerbahçe Gent'i 9-1 elemiş toplamda. Ve finalin ismi Real Betis Balompié Fenerbahçe Spor Kulübü.
28 Mayıs 2025'e gidiyoruz. Gençler, büyük an geldi, çattı. Haydi Fenerbahçe diyoruz, bastır diyoruz ve kupa Fenerbahçe'nin! UEFA Konferans Ligi şampiyonu Fenerbahçe olmuş Real Betis'e karşı. Oha! Evet gençler, bu zorlu maceranın sonunda Fenerbahçe kupayı müzesine götürmüş. Vay 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 diyoruz gençler. İnanılmazı başarmış Fenerbahçe. Konferans Ligi'ni kazandı. Sonunda bir simülasyonda Türk takımı kazandı be. Hemen bakalım sizlerle şöyle haberler kısmına. Oo, Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanmış. Burada resimlerle gösteriyor gençler, görmüşsünüz gibi. Şampiyonlar Ligi'ni Haaland görmüş olduğunuz gibi pozunu vermiş. O kazanmış, Manchester City kazanmış. Ve Fenerbahçe'de de En-Nesyri UEFA Konferans Ligi ile pozunu vermiş. Görmüş olduğunuz gibi gençler, oy 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 oy, kupa Fenerbahçe'nin olmuş. En-Nesyri pozunu vermiş kupayla. Hemen sizlerle sezon sonu istatistiklerine bakalım. Gençler, Süper Ligi Fenerbahçe kazanmış. Her zaman Galatasaray kazanıyordu gençler. Bu sefer Fenerbahçe kazanmış 88 puanla. Galatasaray 84 puanda. Stuttgart 3. olmuş eklediğim öylesine. Ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanmış. Finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş gençler. Galatasaray Beşiktaş'a elenmiş yarı finalde. Şampiyonlar Ligi'ni zaten gördük. City kazanmış. UEFA Kupası'nı Porto kazanmış. Ve gençler, UEFA Konferans Ligi'ni de Fenerbahçe kazandı. Hemen şuradan sizlerle gol krallığı durumuna bakalım. Osimhen her simülasyonda gol kralı oluyor. Yine Osimhen gol kralı olmuş, 30 gol. En-Nesyri 25 gol. Saint-Maximin 19 gol var. Rafa'nın 15 golü var. İrfan Can'ın 14 golü var. Ve hemen bir de şöyle sizlerle dur ya. UEFA Konferans Ligi diyeceğiz. UEFA En-Nesyri 11 golle gol kralı olmuş. Maximin 7 gol, Szymański 7 gol, Mertens 6 gol, Immobile 6 gol. Çok tatlı. Orsic 5 gol gençler. Tatlı güzel bir simülasyondu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Konferans Ligi'ne katılsaymış bizim büyük takımlarımız, yani şampiyonluk gelebilirmiş. Bunu görmüş olduk sizlerle. Neredeyse 3 takımımızla çeyrek finale kaldık. 2 takımımızla yarı finale kaldık. Ve bir takımımız da kupayı kazandı Süper Lig'den. Gençler, daha fazla Süper Lig'i patlaması yapmayı unutmayın. Deney fikirlerinizi yorumlara yazın. Buraya koyduğum iddiaları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.